Yani ben ev tercih ederdim ama. Sana söyledim. Senin emlakçı emlakçı dolaşacak halim yok. Ay tamam yani. Suit odada olur. Kurtarır. Ben artık gidiyorum. Konuştuklarımızı unutma ve rahat dur. İclal seni aramadığı sürece onu aramayacaksın. Rahatsız etmeyeceksin, anladın mı? İclal senin gibi bir müttefiği olduğu için çok şanslı, biliyor musun? Aslında ben aranızdaki işbirliğini öğrendiğimde biraz şaşırmıştım. Yani sonuçta sen onun değil, Yiğit'in kuzenisin. Yiğit ve Nur çiftinin kuzenlerden yana pek şansı yok demek Elmas. Güzel cevap. Vallahi güzel cevap. Ben de kendimi uyanık zannederdim. Ya ben nasıl olmuş da bunca zaman senin İclal'e olan düşkünlüğünü fark edememişim. Düne kadar Fırat Bey'dim. Bir günde senli benli oldun. Buna ses çıkarmamam bütün davaline ses çıkarmayacağım anlamına gelmiyor. Kendine gel ve duracağın yeri bil Elmas. İclal'le konuştuktan sonra seni arayacağım. Bir dakika, bir dakika. Kerem Bey'den haber var mı? Sen şimdi işe mi karışıyorsun Elmas? İş değil, özel. Ne diyorsun yine sen? Ya işte... Ya işte tam çözemedim ama annemlerden duydum. Kerem Bey galiba bugün çiftlikteymiş. Hatta Yiğit Bey'den azıcık dayak bile yemiş. Allah'ından bulsun. Herkes Allah'ından bulsun. Benim kızıma bunu reva gören Allah'ından bulsun. Halacığım, bak bilmediğin şey için beddua etme lütfen. Söyle hanımefendi, söyle. Söyle de bileyim artık. Yine ne hata yapmış benim kızım. Ben böyle hiçbir şey bilmeden elim böğrümde kalmışım. Bir de beddua etme hala. Halacığım, bak haklısın. Ya bütün olanlar içinde en haklı, tek haklı sensin. Ama ben sana bir şey söyleyemem. Bak, Elmas biraz sakinleşsin, ha? Ondan sonra alır seni karşısına, oturtturur, konuşursunuz. Söylemesin, kimse artık bana bir şey söylemesin. Ben böyle kör topal ciğerimi yaktığımda kal. Söyle. Hala, ben biraz dolaşmaya çıkacağım. Sen de sakinleş biraz, tamam mı? Bak, eniştem gelene kadar toparla kendini. Ha.
Berat Bey, ben de tam sizi arayacaktım. Ne oldu? Sesin iyi gelmiyor. Ben artık bu kampanyaya devam edemeyeceğim Fırat Bey. Anlayamadım Nur. Şaka yapıyorsun herhalde. Çok ciddiyim Fırat Bey. Benim artık sancaklar için çalışmam mümkün değil. Bak ne oldu bilmiyorum ama herhalde bunu benimle telefonla konuşmayı düşünmüyorsun. Neredesin sen? Şimdi çiftlikten çıkıyorum. Arabayla dolaşacağım biraz. İyi. Ben de çiftlik yolundayım. Yol üstündeki pastanede buluşalım, tamam? Tamam. Tamam Fırat Bey ama benim kararım değişmeyecek. Bana neler olduğunu anlatmayacağınızı da biliyorum. Ama her şey ortada. Bu kız size hiç iyi gelmedi Kerem Bey. Hem de hiç iyi gelmedi. Yine çalışanım olarak değil de dostum olarak mı konuşuyorsun? Her zaman çalışanınızdan önce dostunuzum. Benim tek bir dostum vardı. Dostum. Yarım, yarım. Evet. O da İnci'ydi. Nur değil. Bana yıllar sonra tekrar İnci'yi yaşattı. Kayıp parçamı yıllar sonra karşıma getirdi sandım. Ama korkma. Ona geç kalmışım. Bu kızın ona benzerliği evrenin kötü bir şakası gibi. Ama siz hiçbir şey için geç kalmadınız. O İnci değil. Ve o kız size uygun değil. Ve siz bunu da atlatacaksınız. Atlatacağım. Başka şansım yok. İzin verirseniz bu süreçte yanınızda olmak. Biraz yalnız kalabilir miyim en azından? Yarın şirkette görüşürüz olur mu? İclal araba sarsıyor mu kızım? Daha yavaş gideyim isterseniz.